Cadı dendiğinde hepimizin aklına belli başlı figürler geliyor. Ya son derece yaşlı, çirkin ve süpürgeye binen bir nine, ya da son derece güzel, alımlı ve baştan çıkaran bir kadın. Zira iki türlüsünü de söyleyen kaynaklar var. Temelde cadı kelimesi 15. yüzyıldan önce büyü yapan kadın demekti. Cadılar genelde şeytanla işbirliği yaptığına inanılan tehlikeli kadınlardı. Özellikle katolik bir din adamı olan Heinrich Kramer'in fetvaları bu algıyı sağlamakta epey bir etkili olmuştu. Bu konuyla alakalı yazılmış olan Malleus Maleficarum kitabında adeta cadı avının incelikleri belirtilmişti. Tabi bundan önce de cadılık kavramı birçok toplumda yer almıştı. Mesela Türk halkına bakıldığında cazu denilen ve ya çok seksi ya da çok yaşlı görünen adeta işi gücü kötülük yapmak olan bir takım varlıklardan bahsedilmekteydi. Bunlar inanca göre gece vakti ortaya çıkarlardı ve doğa ruhlarıyla iletişim kurar, adeta şeytanlarla veya cinlerle anlaşmalar yaparak insanların ruhunu satarlardı. Tabi bununla beraber bizim animist ve totemist toplumlarda karşılaştığımız şaman denilen bir kişi vardır veya bir meslek ve şamanlar hem ölüyü dirilten, hastayı iyileştiren ve yeri geldiğinde zehirleyebilen hem de kehanette bulunan, fal bakan, ruhlarla konuşan varlıklardır. Yani korkuyla karışık bir saygıyla karşılanmışlardır ve yeri geldiğinde büyük bir felaket yaşandığı zaman bir savaş kaybedildiğinde veya önemli bir şahsiyet öldüğünde bu işin ardında acaba şamanların bir parmağı mı var diye düşünülmüştür. Bu yüzden de genelde liderler ya da önemli toy büyükleri şamanlarla iyi anlaşmaya çalışmışlardır. Balkan ve Ermeni bölgelerinde ise Strigoi denilen ve kan içen bir cadı profili vardır. Arnavutluk'ta Strigoi, Striga adıyla biliniyor ve bu varlık özellikle kış aylarında gece vakti ortaya çıkan ve bebekleri çalan bir yaratık şeklinde sembolize ediliyor. Neden bebekleri çalıyor? Çünkü büyü karşılığında bir fedakarlık yapıldığında gerçekleşebilen bir şeydir. Örneğin büyüyle birini öldürmek istiyorsanız karşılığında başka bir varlığı öldürmeniz gerekiyor. Bütün bu hayvan kurbanları da buradan geliyor ve büyü ne kadar kuvvetli olacaksa öldürülen varlığın da o kadar önemli olması gerekiyor. Dolayısıyla bazı büyülerde hayvandan ziyade insan gerekiyor. Eh, öldürülen varlığın ruhunun temizliği de elbette burada etkili. Dolayısıyla hiçbir günah işlememiş, son derece masum bir varlık lazım olduğunda en makul olanlar bebeklerdir. İyi de bu kadar temiz bir varlığa ihtiyaç duyan bir büyü ne tür bir büyü olabilir ki? dediğinizde karşınıza çıkan cevap şu: ölümsüzlük. Yani o cadılar veya o varlıklar ölmemek, yüzlerce yıl yaşayabilmek amacıyla başka varlıkların hayatını feda ediyorlar. Ve böylece onların yaşayamadığı o 50-60 yıllık hayat onlara eklenmiş oluyor. Ve benzer şekilde Yahudi inancında da bu şekilde ölümsüz, kötülüğün annesi olan ve gece vaktinde ortaya çıkıp bebek kaçıran Lilith adında bir karakterden bahsediliyor. Ama tabi Lilith Tevrat'ta yazan bir karakter değil ve buna rağmen daha sonra inanca o kadar ayrıntıyla eklemişler ki şöyle bir tez oluşmuş. Lilith sözde Adem'in ilk evlendiği kadınmış yani Havva'dan önce yaratılan bir varlıkmış ama son derece feminist, Adem'in altında kalmayı kabul etmeyen, sevişiyorken bile üstte olmak isteyen, onunla mücadele veren bir varlıkmış. Ve en sonunda Tanrı bakmış ki Adem böyle mutlu olamayacak, Lilith'i cennetten kovmuş ve Lilith kovulduktan sonra intikam almaya yemin etmiş. Tabii o kovulduktan sonra Adem'i memnun etmesi maksadıyla kaburga kemiğinden bir de Havva yaratılmış ve Lilith Havva'nın doğurduğu tüm çocukları yemekle veya kurban etmekle intikamını alacağına inanmış. Hatta Lilith kendisi bir evlat sahibi olamadığından cin ve ifritlere de annelik yapmaya başlamış. Bu yüzden de kötülüğün anası terimi buradan gelmiş. Ama tabii bu pek de mantıklı bir tez değil ve zaten ana kaynaklarda da yazmıyor ve muhtemelen bu Lilith adı bile ta Babil'den Sümer'den kalma Lilitu motifinden geliyor. Ama belki daha sonra bununla alakalı bir video yaparız o yüzden burada uzatmayayım. Kötülüğün ve şeytaniliğin özellikle kadınlarla bağdaştırılması ise tamamen ateerkil mantıktan geliyor. Yani zamanında anaerkilite yaygındı ve kadınlar biraz daha kıymetliydi ama özellikle semitik kavimden sonra ve semitik inançlardan sonra kadınlar pasifize edilmeye başlandı. Hatta İslamiyet hadislerinde dahi kadınların çoğu cehennemdendir veya işte kadınlar şeytandan daha şeytandır ve benzeri bir takım ifadeler bulunmakta. Bu tamamen kadını kontrol altında tutmak istemek ve onu yönetmekle alakalı bir şey. Yani kadınlar çok dışarıda gezmesinler, özgür kalmasınlar, fazla kuvvet kazanmasınlar ve emre itaat etsinler. Hatta eşine itaat etmeyen kadına melekler sabaha kadar lanet ederler. Veya yatağında eşine sırtını dönen onunla o gece yatmayan bir kadın şöyle şöyle lanetlenmiştir ve benzeri bin tane hikaye vardır. Halbuki antik inançlara baktığınızda genelde dualiter bir anlayışla karşılaşmaktayız ve güneş tanrıları hep erkekken ay tanrıçaları ki tanrıça adı üzerinde hep kadındır. Zaten güneş ve ay bu dünyayı tamamlayan iki büyük nesnedir ve bunlar iki büyük tanrı olarak mitolojilerde yer bulmuştur. Yani Diana gibi, Kibele gibi bir takım tanrıçalar her daim hürmet görmüşlerdir ve onlara hizmet veren rahibeler de halk tarafından saygıyla karşılanmıştır ama Tabi Hristiyanlıkla beraber bunlar pagan inançlar diye adlandırıldığından ve paganizme saygı duyulmadığından, paganizmin bizzat şeytan tarafından ortaya atılan yanlış dinlerden ibaret olduğu varsayıldığından bu tür kültler ve bu tür gruplar dışlanmıştır. Yani zamanında şifalı otlarla insanlara şifa dağıtan, doktorluk yapan Diana kızları zamanla süpürgeye binen, gece vakti gökte uçan ve kara büyü yapan varlıklara dönüşmüşlerdir. E tabi din adamlarının da fetvalarıyla beraber işte bu kadınlar kıyameti getirecekler, bu kadınlar deccalle şeytanla işbirliği yapmışlar, bunları komple öldürmek lazım gibi bir takım anlayışlar halkın belleğine yerleşmeye ve devlet tarafından da desteklenmeye başlıyorlar. E tabi bu esnada kimin cadı olduğunu kimin olmadığını da bilmek lazım. Yani bir cadıyı nereden tanıyacağız? Cadıya ait özellikler nelerdir gibi soruların da cevapları oluşturulmaya başlandı. Mesela bir kadın yalnız başına yaşıyorsa eğer cadı olma ihtimali yüksektir. Ya da bir kadın aşırı güzelse, aşırı çirkinse ya da ne bileyim bir takım otlarla veya hayvanlarla uğraşıyorsa, tıbba merakı varsa tamamdır. Bu kadın normal bir kadın olamaz. E, tabi bu esnada insanlar her böyle şüphelendikleri, rahatsızlık duydukları veya sevmedikleri kişileri de şikayet etmeye başlıyorlar. Ve bu devletin de işine gelmeye başlıyor. Mesela landlordlara yani reislere, bölge ağlarına itaat etmeyen kadınlar, erkekler, köylüler de cadı veya şeytanın işbirlikçisi olarak adlandırılmaya ve mahkemeye çıkarılmaya başlanıyorlar. Yani devlete, hukuka ya da din adamlarına mugayir bir şeyler yapmak hemen yargılanmayı hak etmek demek. Bu yüzden de millet iyice itaat etmeye, iyice susmaya ve kendisinden büyük mertebede olanlara her zaman eyvallah çekmeye başlıyor. Ki mahkemenin de anca adı mahkeme. Yani hukuk yok, adalet yok. Bir takım testlerle karşındakinin şeytan mı, cadı mı yoksa insan mı olduğunu anlamaya çalışıyorsun. Ve testler de gerçekten acımasızca. Mesela şöyle bir test var. Yere komple ateş koyuyorsun, köz, yanan odunlar, kömürler ve üstünden yürü bakayım diyorsun. E, tanrı günahkar olmayanları yakmaz ya. Tanrı haklı olanları mutlaka korur, mantık bu. Ve millet de yürüyünce, çığlık atınca, ayağa yanınca haklı olmadığı ortaya çıkar. Tabi kimse diyemiyor, olan bu yargılamayı yapan rahipler, kardinaller, onlar bu ateşten yürümeye kalksınlar da bakalım onların canı yanıyor mu yoksa yanmıyor mu? Millet ağzını açamıyor, sistem bu şekilde. Bu da yetmiyor mesela bir yöntem de şudur. Kişinin elini ayağını komple zincirle bağlayıp bir çuvalın içine koyup çuvalın da ağzını bağlayıp suya atıyorlar. Ve eğer bu durumdan kurtulmayı başarabilirse yani boğulmadan çıkarsa normal bir insan bu şekilde hayatta çıkamazdı. Demek ki bu büyü yaptı veya cinler şeytanlar kurtardı. Bu durumda cadı olduğu ispatlanmış oldu. e eh, o halde öldürmek lazım diyorlar ve çıktığında idam ediyorlar. He çıkamazsa da ölmüş oluyor zaten ve en fazla ha demek ki masummuş veya bugüne kadar ona yardımcı olmuş olan o ruhlar şeytanlar o ölüyorken yardımcı olmamışlar diyorlar. Özetle mahkemeye çağrılan kişi eğer bir rüşvet verme imkanı yoksa veya onu koruyacak bir yakını, bir akrabası, önemli mevkilerde bir tanıdığı yoksa her türlü hayatını kaybediyor. Dolayısıyla millet aman mahkemelik olmayalım diye aşırı dikkatli davranmaya, her türlü emre itaat etmeye ve hatta zaman zaman kendi akrabalarını dahi ihbar etmeye başlıyor. Tabi mahkeme veya bu testler tek seçenek değiller bir de düello isteme hakkınız var ki bu antik çağlarda falan da yaygın olan bir şeydi ve hemen her filmde dizide kullanmışlardır. Yani şöyle ben düello yapmak istiyorum yani kimin haklı olduğuna kimin haksız olduğuna tanrı karar versin. Bir ihtimal karşınızdaki insanı yenme şansınız olursa eğer bu durumda tanrı haklı olan tarafta olacağından kazanan kişi de haklı sayılacaktır ve kişi suçlamadan kurtulacaktır. Ha, düelloyu kaybederse de zaten ölmüş olacaktır ve öldüğüne göre demek ki haksızmış mantığıyla konu kapanacaktır. Ama elbette bu şekilde bir yere kadar giderdi. Yani sistem her daim ayakta kalamazdı. Bu sebeple 13. yüzyıldan itibaren enkuize etmek yani yargılamak dediğimiz kişinin kendi savunmasını yapabildiği veya herhangi bir delil ve ispat yoksa herhangi bir karara varılmayan bir takım davalar görülmeye başlandı. Yani yöntem değişti ve buna rağmen 60.000'den fazla insan cadı denilerek bir takım işkencelerden sonra idam edildi. Ve idam edilmese dahi işkence gören, sorguya çekilen 100 binden fazla insana dair dosya olduğu söylenmekte. Ve bu esnada elbette yöntemler de, mantalite de değişmeye devam ediyor. Mesela iş artık itiraf ettirmeye veya ispatlamaya dayandığında elde bir kanıt yoksa eğer karşındakinin bunu kanıtlamasını bekliyorsun ve bir takım işkenceler yaptıktan sonra zaten ya öleyim de kurtulayım artık yeter ki şu işkence bitsin de ne oluyorsa olsun diyerek Evet ben cadıyım. Büyü yaptım. Akşamları şöyle alemler yapıyoruz. Bir takım deneyler, kurbanlar, pişpirikler, bir şeyler anlatıyorlar ve böylece mahkeme kendi iddialarını da desteklemiş oluyor çünkü baksanıza kendi ağzıyla itiraf etti ben cadıyım dedi. Şöyle büyü yaptım dedi. Akşam vakti dışarı çıkıyorum dedi. Yani bunları biz uydurmuyoruz kardeşim. Bak kendi ağızlarıyla itiraf ediyorlar demeye başladı. Eh insanlar da farklı farklı itiraflarda bulununca artık hayal gücüne veya o anki durumuna bağlı olarak farklı farklı motifler çıkmaya başlıyor. Gökyüzünde uçmak, süpürgeyle gezmek bu aktarımlarla birleşiyor ve resmi bir şekilde Yalan bir tarih yazımına başlanıyor. Mesela bir dönem komple doktorlar, baytarlar veya ebeler cadılıkla ilişkilendirilmeye başlıyorlar. Ve mantık gerçekten saçma. Baytar yani adını hatırlayamadım hayvan doktoru hayvan kemikleriyle veya bir takım objelerle, bitkilerle, otlarla oynadığından büyü yaptığına inanmaya başlıyorlar. Ve ebeler de Bebek ölümleri epey yaygın olduğundan acaba bu bebeği doğuruyorken ruhunu kurban mı etti? Şeytanla mı anlaştı? Yani bebeğin ruhunu mu çaldı? Bebek niye ölü doğdu? Mutlaka ebe bir şey yapmış olmalı mantığıyla etiketlenmeye başlıyorlar. Bir süre sonra bu cadılık muhabbeti o kadar yaygınlaşıyor ki özel cemiyetlerle bunların peşine düşenler oluyor. Örneğin Venedik'te 1539'da gizli soruşturmalarla ve istihbaratla görevli 3 kişilik bir kurul örgütleniyor. Bunlar şeytan çıkarma gibi bir takım etkinliklerle uğraşıyorlar ve bazen cadı olduğuna karar verdikleri insanları mahkemeye bildiriyorlar. 1750'li yıllara kadar cadılıkla alakalı araştırmalar ve yargılamalar devam ediyor. Ama elbette Rönesans'ın ve modernizmin de etkisiyle beraber 1500'lerden sonra pek de bir yargılama görmüyoruz. Nihayet Avrupa böyle saçmalıkların peşini bırakıyor. Ama tabii geçen 500 yıllık süreç esnasında yok yere öldürülenler öldükleriyle kalıyorlar. E peki ne oldu da bu korkulan, yakılan, mahkemeye çıkarılan kadınların inancı veya motifi bir anda bir eğlence unsuruna dönüştü? Yani Cadılar Bayramı nereden geliyor? Bu bugün cinlerden çok korkan, akşam vakti cin korkusundan uyuyamayan insanların olduğu bir köyde yılın belli bir gününde cin kostümü giyerek veya cin gibi davranarak adeta cin çağırma ritüelleri yaparak gezmeye benziyor. Yani akıl kârı değil. Ama zaten olay akıl kârı bir şey olmasında yatmıyor. Olay alay etmek falan da değil. Olay bambaşka. Şöyle anlatayım. Yılın belli bir gününde 31 Ekim'de cehennemle bu dünya arasındaki boyutun kalktığını, kapıların açıldığını ve zebanilerin bu dünyaya indiğini düşünüyorlardı. Bu yüzden de zebanilerden korunmak maksadıyla adeta bir hortlak gibi cadı gibi giyiniyorlardı. Yani cadılar bayramı öyle kostüm giymeli, eğlenmeli, partiler yapmalı bir şey değildi. Daha ziyade dünyaya bir sürü iblisin geldiğine inandıklarından bir kamufle olma yöntemiydi. Ve bu öyle bir iki tane ülkede olan bir şey de değil. Baya bütün Avrupa uzun bir dönem boyunca bu tür bir inanca sahip olmuş ve hatta gördüğümüz kadarıyla Hristiyanlıktan önce dahi Kel toplumunda Ölüler Bayramı dediğimiz günde yani 31 Ekim'de bu varlıklardan korunmak maksadıyla sabahtan akşama kadar dualar okumak, ibadet yapmak, ateşler yakmak ve çeşitli bir takım yiyeceklerle kutsanmak bir adetmiş. Ama daha sonra İrlanda toplumu buna bir de maske takmayı eklemiş. Yani kendi kendine yemekler yapmak veya ibadet etmek bir yana, bir de tam anlamıyla hortlağa benzemek veya çeşitli maskelerle ruhunu korumaya almak yaygınlaşmış. Eh devamında bir de kostüm giymek gibi şeyler eklenmeye başlandığında, yani bu kültür de evrimleştiğinde, bugünkü haline kadar kademe kademe ilerleyen bir anlayış oluşmuş ve en başında bu Sahvin veya Şameyn diye bilinen bir kutlamaydı ki kutlama demek doğru olmaz aslında dini bir özel gündü ama zamanla Hristiyanlığın da eklemesiyle Semheyn dediğimiz bir algıya dönüştü. Semheyn de şu inanca göre Semheyn adında son derece azılı adeta deccelimsi bir şeytan cehennemde tutsak vaziyette beklemekte. Ama her nedense Tanrı 31 Ekim'de bir geceliğine onu serbest bırakmakta ve o da dünyaya inmekte ve insanların ruhlarıyla beslenmekte. E hangi insanların ruhlarıyla beslenecek? Tabii ki ibadet etmeyen, o gün yeterli ritüelleri gerçekleştirmeyen veya imana sahip olmayan. Dolayısıyla millet aman başımıza bir şey gelmesin mantığıyla, inancın da verdiği korkuyla böyle bir kültür yaratıyor. Ki bu en temelde parantelya dediğimiz güne dayanmaktaydı. Yani hasat bayramı, tarım bayramı veya ağaçların tanrıçası olan Pamona'ya tapınma günü gibi bir şeydi. Fakat zamanla Ölüler Bayramı tarafı daha ön planda kalmaya başladı ve devamında da ruhlar, şeytanlar, kıyafetler, kostümler derken ahan da bu hale geldi. Ve bu birçok toplumda yaygın olan bir şey yani bir tek Avrupa'dan da bahsetmiyoruz. Meksika, Hindistan, çeşitli Afrika toplumları birçok yerde var. Yani merak edenler bu konuyla alakalı Coco adında bir animasyon yapılmıştı. Gayet de güzeldir ona da bakabilir. Devam edersek papalık burada boş durmadı elbette. Bütün pagan ögelerden kurtulmaya ve her şeyi Hristiyan motiflerle doldurmaya çalıştı. Hatta bu amaçla 31 Ekim ve 1 Kasım Azizler Bayramı ilan edildi. Ve 31 Ekim'de 1 Kasım'da yani Halloween'in kutlandığı günlerde insanlar melek ve şeytan kostümleri giyerek, dua ederek, ateşler yakarak yine bir takım meditasyonlar yaparak eski öğretileri bir bağlamda devam ettirmiş oldular. Ve bu en başında All Hallows'tu yani tüm azizlerdi. Zamanla All Hallows oldu yani tüm ruhlar ve en sonunda Halloween şeklinde telaffuz edilmeye başlandı. Yani olayın ne ruhlarla ne şeytanlarla ne meleklerle ne cadılarla hiçbir şeyle alakası kalmadı. Hatta 1800'lerde buna özel festivaller, tiyatrolar, işte şeker mi yoksa şaka mı oyunları, bir takım kartlar, oyuncaklar ve çeşitli etkinlikler de bugüne dahil edilince ortaya bambaşka bir şey çıktı. Ki bu gayet normal. Yani zamanında Roma'nın kutsal dini olan Mitraizm'de Mitra'nın 25 Aralık'ta ölümden uyandığına veya doğduğuna inanıyorlardı. E devamında Hristiyanlık geldi. 25 Aralık'ı İsa'nın doğduğu veya ölümden dirildiği gün yapmaya başladılar. Yani bugünkü Noel kutlamaları da buradan geliyor. Dolayısıyla Hristiyanlığın paganizmden beslendiğini zaten yedi düvel biliyor. Bu yüzden de hani enteresan bir şey yok. Ama neyse bununla alakalı da bir videom vardı. Nardugan Bayramı diye paylaşmıştım. Yıllar oldu. Merak edenler oraya bakabilirler. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond, diğer videolarda görüşmek üzere.